çok sevindim Ömer işi almana ya. Orası çalışmak için çok düzgün bir yere benziyor. Bakalım. Hayırlısı olsun. Yonca abla da benimle ilgilendi bayağı. Ya bir iş olursa direkt bana paslayacakmış, haber vereceğim dedi. İyi, hani birlikte çalışsak daha rahat çıkarız kiraya, güzel. Ömer, saatleri bekleyen adam Akif Bey'in araziyi satmasını bekleyecek mi? Ya bekleyecek mecbur. Ben de Akif Bey'i bekleyeceğim yani, yapacak bir şey yok abi. Ya polise giderse dediği gibi? Ne yaparsa yapsın bu saatten sonra. Canım alacak hali yok ki. Ablacığım, seksek mi oynuyorsun sen? Evet. Gelin abi biraz dışarı çıktı da ben de çıktım. Ama geç oldu abicim, yarın yine oynarsın. Hadi eve. Tamam. Hadi. Ev değil, yatakhane sanki. Sabah gidiyorlar, topluyoruz. Akşam geliyorlar, seriyoruz. Bıktım ya, bıktım. Bu ne yani? Şuna bak. Ev değil, yatakhane. Sabahtan akşama kadar indir kaldır, belim koptu ya. Öf! Tamam anne, bağırma sana. Bağırırım! Bağırırım! Sevmiyorum ben dağınıklık falan. Gidelim buradan. Evet. Şuna bak, her yer kör çöp oldu. Ya Emel çizmişti onu, ne yapıyorsun? Sanat eseri. Allah Allah! Merhaba, hoş geldin. Aslı. Emel, biraz. Çocuklar. Hayrola, gençler nereye? Ne oldu çocuklar? Bir ters bir durum mu var? Gidiyoruz biz. Bu kadar misafirlik yeter. Ya anne, sana bağırma demiştim. Ömer, siz beni yanlış anladınız. Ben şaka yaptım. Ben öyle şeyler söylemek istemem. Ben böyle boş boş konuşuyorum işte. Asiye. Yok, açıklama yapmanıza gerek yok. Bu zamana kadar bizi ağırladığınız için de teşekkür ederiz zaten. Ömer, gerçekten kötü bir niyetim yoktu. Yemin ediyorum, öyle boş boş konuşuyorum. Öyle değil mi abla? Yok yok, gidelim biz. Doğru diyorsunuz, ev yatakhane gibi oldu. Üstüne bir de dağıtıyoruz zaten. Hemen sanat eserlerini başka yerde yapar artık. Yapacak bir şey yok. Ömer, Asiye, Emel'cim vallahi bak beni yanlış anladınız. Amcanız çok üzülecek, gittiğinizi duyarsa bana da çok kızar. Lütfen Asiye, lütfen. Yok, biz amcamıza bir şey söylemeyiz ya. Aranız bozulmaz, merak etmeyin. gece nereye gideceksiniz peki şimdi? Dolaşıp kendimizi yine sokağa atılmış buluyoruz ya. Suzan Hanım'ı arayayım mı? Onda kalırız. Ya Bahsen Hanım'ın evinde kalıyor demiştin. Onu da zor durumda bırakmak istemiyorum ama başka yapacak bir şeyimiz de yok. Efendim kuzen. Ömer'im. Oğlum ben birazcık evde sıkıldım da. Acaba diyorum sahile falan mı insek? Şu an hiç uygun bir zaman değil ya. Sonra bakarız. Neden, ne oldu? Amcamlardan ayrıldık. Mahalledeki parktayız şu an. Neden? Kuzen, oldu işte bir şeyler. Sonra konuşuruz. Ben sana haber veririm kalacak yer bulduğumuzda, tamam? Hadi görüşürüz. Oğlum bizde kal. Saydınız diyecektim. Hayırdır, Ömer'le mi konuştun? Niye asıldı suratı? Ömer'le konuştum. Babamların evinden ayrılmışlar. Mahalledeki parktalarmış. Niye? Yani kalacak bir yer bulunca haber vereceğim dedim. Aman da ben sana diyeyim, bu kadın bunları kovdu. Az önce hani ben sana anlattım ya, kesin o olay yüzünden. Hangi olay? Bizim muhbir Hilmiye her şeyi yetiştiriyor vallahi bana. Ya bu ahlaksız deli kadın Gönül, İleri geri benim hakkımda atmış tutmuş lokantada, ağzına geleni söylemiş. Ama Asiye öyle bir savunmuş ki beni, hiç alttan almamış. Vermiş veriştirmiş yavrum.
Hem de ne savunma. Ben diyeyim aslan, sen de kaplan. Vallahi helal olsun dedim o kıza var ya. Ay demek ki aralarında bir münakaşa falan oldu. Ay şimdi parkta mıymış yavrucaklar? Arayacak kimse yok Asiye. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Yani sabaha kadar burada kalalım, okula öyle gidelim diyeceğim de. Yarın gece ne yapacağız? Ondan sonraki gece ne yapacağız? Ne oldu bebeler? Kısa sürmüş misafirliğiniz. Yenge. Yenge ya yenge. Kalk kalk. Kalk. Oh. Hayret. Hatırladınız bir yengeniz olduğunu. Ben de dedim bunlar beni aramıyor, etmiyor herhalde. Unuttular bir yengeler olduğunu. Yok yenge, unutmadık da bir olaylar oldu ya. Kırılmıştık sadece. Ne zamandan beri küçükler büyüklere kırılır olmuş ha Asiye? Neyse neyse, hadi kapatalım bu konuyu. Anlatın bakayım ne oldu? Ne yaptı o kadın? Kovdu mu sizi amcanızın evinden? Kovdu. Kızıyla konuşurken duyduk, evi dağılıyormuş, yoruluyormuş falan filan. Yabancı olmadığın şeyler. Bak 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 Ömer baba, koca adam olmuş da yengesine laf çarpıyor. Yalan mı yenge, kaç kere kovdun bizi evden? Ya Ömer, sen beni hala tanıyamadın mı Allah aşkına? Benim sağım solum belli olmaz ki, delirdin mi ne yaptın belli olmuyor. Severim de döverim de vallahi, ben bile yoruldum kendimden Ömer. Siz bana Eltim'in emanetisiniz. Beni o kadına bir mi tutuyorsun? Hadi kalk, eve gidiyorsun. Eve mi? Ha, bir eviniz var ya sizin orada. Unuttun mu Asiye? Yenge şaka yapmıyorsun değil mi? Ya Ömer Allah aşkına, şaka yapıyormuş gibi halim mi var? Ha? Bir başıma mı büyüteceğim bu bebeği? Birlikte bakacağız. Kozisiz mi büyüsün bu bebe? Bebek mi? Bebek, gel. Kuzi'yle tanış, gel. Bak Kuzi, bu Emel. Emel, bak bu Kuzi. Gel, koy elini. Ah, bak, nasıl hareket etti, hemen tanıdı seni. Oynuyor. Olcan abi, Erkan abla. Ay. Ben sesim. Hoş geldin. Lan bavula bak. Hoş geldin. Ya bu çocuğum. Oo, çok ağırmışsın, dur. Ya yine kilo almış canım ya. Sağ olasın Ömer'im, eksik olma. Koziler yuvaya döndüler. Ben de abla oluyormuşum biliyor musunuz? Yaşasın. Biliyorlar, biliyorlar. Harbiden Aybike, böyle önemli bir şey nasıl söylemezsin ya, aşk olsun. Olcan sana da. Kızım bin tane tatsız olay oldu. Araya sıkıştıramadım. Güzel bir zamanda söylemek istiyordum, olmadı. Ya şimdi bırakın bu muhabbetleri. Benim kuzişim geliyor ya. Allah Allah, popala pirinçsin. Ana. Amcam biliyor mu? Biliyor, biliyor. Nikahta öğrendi. Ama imzayı atmış bulundu. Yapma ya. Ne yapalım Ömer'im? Bizim de kaderimiz böyle yazılmış. Yapacak bir şey yok. O arsız kadın benim hakkımda ileri geri konuşmuş. Sen de beni kaplanlar gibi savunmuşsun Asiye'm. Sağ olasın güzel kızım. Sen nereden duydun yenge onu? 007 ajan Hilmiye sayesinde tabii ki de. Ben sana demiştim Hilmiye onun gözü kulağı diye ya. Nasıl da tanıyorsun yengeni var ya Ömer. Baba. Oh, sonunda buldum sizi ya. Ne oldu oğlum? Çıkıp gitmişsiniz evden. Bir şey mi oldu? Destur Orhan Efendi. Ne öyle selamsız sabahsız dalıyorsun bahçemize? Affedersin ya. Selam. Selam Şengül. Nasılsın? İyi misin bebek? Nasıl? Her şey yolunda değil mi? İyi iyi. Hayırdır? Senin hanım kulağını mı çekti? Gözükmüyorsun ortalarda birkaç gündür. Ya yok saçmalama Şengül ya. Dükkanda işim başımdan aşkın ondan. Ha. Öyledir öyledir. Öyledir o işler. Ya bak seninle kavga etmeyeceğim. Seninle kavga etmeyeceğim. Neyse hayırdır bir söyleyin ya. Ne oldu, bir şey mi oldu? Biri bir şey mi dedi size? Çıkıp gitmişsiniz evden. Biz gidiyoruz diye. Öyle söyledi Gönül. Ya yok amca, vallahi bir şey olmadı ya. Biz kendi isteğimize geldik. Hem misafirliğin kısası makbuldür zaten.
Allah Allah, ne misafirliği çocuğum ya, ne misafirliği? Bu ev sizin demedim mi ben size? Ha, birileri bu ev sizin değil demek ki demiş ki, birileri de o evden çıkmışlar. Ne? Kim ne dedi size ya? Yok amca, kimse bir şey demedi bize. Biz kendimiz çıkmak istedik. Yengem de aradı bizi o sırada, o yüzden geldik yani. Ya Asiyem, doğruyu konuşsana. Kadın demiş ya, ev dağılıyor, çok yoruluyorum, temizliyorum demiş de demiş, dememiş mi? Yok demedi ya öyle. Ya sen bir ortalığı karıştırmasana Şengül. Allah Allah, ya siz de adam gibi söyleyin, bir şey mi oldu? Biri bir şey mi dedi size? Ya amca, hiçbir şey olmadı, merak etme. Sen dön evine, biz görüşürüz zaten. Vallahi bir şey olmadı ya. Oğlum, bir şey mi oldu diyorum, bir şey olmadı diyorsunuz. Ben ne yapayım şimdi? Ne yapayım, döneyim mi eve? Dön, evine dönsen. O kadın müstahak sana. Vallahi size de diyecek tek bir sözüm yok yani çocuklar ya. Kadın ileri geri konuşsun, etsin, söylesin. Siz hala onu korumaya devam edin. Ben ne diyeyim size? Siz neyin yeminle ettiniz ya? Başka da bir şey demiyorum ha. Ben gidiyorum vallahi. Yavaş şimdi. Uğraşamayacağım ha. İyi, gidiyorum o zaman ben. Ne yapayım? Git amcam, git. Bir şey yok vallahi. İyi, hadi iyi geceler. İyi geceler. O zaman anahtarınız. Hoş geldiniz tekrardan. Yine fakirsin. Home sweet home kuzilerim. Oh, iyi geceler prenses. İyi geceler. Oh. Eski düzene. Yapayalnız.